Herkese merhaba. Yine bir rehber videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Tıvaş Tanıma Rehberi izleyeceğiz ve tepki vereceğiz. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Tıvaş'ı genel olarak tanıyorum. Şöyle tanıyorum, şarkılarını çok dinliyorum ama yani üyeleri de biliyorum, kızları tanıyorum ama yani haklarında çok fazla bilgi sahibi değilim. Yani kızlar özelinde neyi severler, karakterleri nasıldır falan filan gibi şeyleri bilmiyorum. Ama ismen kızları tanıyorum. Şarkılarına da hakimim diyebilirim. Yani çoğu şarkısını biliyorumdur herhalde. B-side'ları çok bilmiyor olabilirim de. Ana şarkılarını, en iyisi olan şarkılarını biliyorum öyle söyleyeyim. Bayağı bir şarkı ediyor totalde baktığımızda. B-side'lardan da bildiklerim var ama hepsini bilmiyorum. Bildiğiniz gibi böyle rehber videolar çekiyorum zaten. Diğer gruplar için de çektiğim rehber videolar var. Twice için çekmemiştim daha önce ve siz de çekmemi istediniz. Ben de çok sevdiğim için grubu zaten böyle bir videomuz da olsun istedim. Video çok uzun. Geniş kapsamlı olsun istediğim için uzunlardan birisini açtım. Kısmen de yakın yani 5 ay önce yapılmış bir video. O yüzden güncel bilgiler de yer alır diye düşündüm. Ama 1 saat çok uzun. O yüzden tek videoda yayınlamam diye düşünüyorum ve videonun yarısında keseceğim ve ikinci part olarak yayınlayacağım. Stray Kids'te falan da öyle yapmıştım zaten. 2 part olarak yayınlamıştım. Haberiniz olsun. Böyle İngilizce ben çevireceğim size. 2015'te JYP altında çıkış yapmışlar. İşte 9 tane üyesi var. Üyelerin isimleri. Survival şovları varmış ve oradan aslında hani çıkış yapmak için tamamlanmışlar. Yani orada JYP'nin stajyerleriymiş ve işte Survival şova katılmışlar falan filan. Normalde 16 tane stajyerden 7 tanesi çıkış yapacakmış. Hadi ya ben bunu bilmiyordum. Momoyu Tree sonra tekrar geri getirilmiş. 18 tane Kore albümleri var. Korece albümleri. Bir tane Korece single'ları varmış. Bir tane İngilizce single'ları. 4 tane Japon albümleri var. Japonca albümleri. Şimdi üyelere geçiyoruz. Benim merak ettiğim kısım burası zaten. Nayeon'la başlayacağız. 96 doğumlu. Direkt hemen vokale girdik. Bence ses çok güzel. Benim dinlemekten en çok keyif aldığım kişilerden birisi diyebilirim. Muhteşem. Ben bunu dinlemedim. Yine tabii ki spoiler yiyeceğim. Bu tarz videolarda her türlü spoiler yiyorum. Pozisyonlarını örnek olarak gösteriyor şu an. Şu an dansını görüyoruz. Çok tatlış bir de ya. Oo. Burada çok güzel. Gerçi burada bütün kızların kıyafetleri güzel. Bu erada çok güzel giyiniyorlardı bence. Ve en sevdiğim şarkılardan birisi bu. Birçok kişi sevmiyor sanırım bunu ama bence en iyilerden birisi. Ya kıyafetleri falan ne tatlış. Yüzü, işte merkez üye solosu var dedi ve solosuna geçti. Aşırı bağımlılık yapan bir şarkı olduğunu düşünüyorum bunun. Dansı da çok güzel. Evet durup durup yani pop 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 yapıyorum. Bunu bilmiyorum. Sesi çok güzel. Bunu da bilmiyorum. Bilmediğim böyle çok şarkı çıkacak. Çünkü sadece emirleri biliyorum gibi bir şey. Bu konsept çekimleri de çok güzel bence. Solosu için yapılan.
bunu biliyor. Çok tatlı ya. Çok güzel yapıyor. Bazı insanlar bunları çok cringe buluyor. Ben aşırı seviyorum. Evet, hava benim. Elleri Elleri çok büyükmüş. İdiki mi tarlaya? Oha gerçekten. Mamanın elleri çok küçükmüş. Gerçekten. Benim ellerim büyük değil, onunkiler küçük diyor. Başkasıyla kıyaslıyorlar. Yo, I'm Elsie Ray. Gözü de düştü. Kızlar nereye bakıyorlar? MV'si de çok güzel bunun. Barbie gibiler. Çok hırslı birisiymiş. Onu örnek gösteriyor. Diğer kızlar kaldı böyle, ne yapacağız diye. Ben merak ettim devamlı ya. Bu canlı yayın. Gülerken sürekli karşısında güne vuruyor falan. Ben çok küçüğüm. Baştan ayağa mükemmelim. Ne? Onu MVP'de durum olasılıkta. MVP'yi soruyorlar, o da ben diyor. Fena, hadi bulamayacağım. Kendi beğendi. Diğer kızlar hiç tepki vermiyor. Geçtik ikinci üyemize. 96 dolu. Sesi çok güzel ama bence hak ettiği değeri alamayan birisi. Jonghyun. Jonghyun diye mi okunuyor? İsmini o kadar okuyamıyorum ki. Sesi çok güzel. Yani bu sesle çok az bence part alıyor şarkılarda. Çok az söylüyor. Baksanıza. Üyelerle ilgileniyormuş. Ya. Böyle şeyler izlemeyi çok seviyorum. Saçını falan düzeltiyor. Ya çok minnoş. Daha önce görmüştüm böyle videolar. Böyle kızlar etek giyiyorlar, onlara battaniye falan veriyor. Çok güzel. Hep böyle evet kıyafetlerini falan düzeltiyor. Daha önce görmüştüm birkaç tane öyle video.
farklı anneler gibi. Ne oldu? Bir şey duymuyorum. Ne oldu? Tek başına mı binmiş? Ay ben bunu izlemek istedim ya. Time to Twice bölümlerinden birisiymiş. Kuş? Tamam, bunu görmüştüm. Bunu görmüştüm TikTok'ta. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Çekim arasında yaptıkları şey var. Yok ki üzülüyorum gerçekten. İnsanlar saçma sapan her şeyi eleştirmeyi böyle kendilerine görev ediniyorlar. Yani azıcık kilo aldı diye mesela demediklerini bırakmıyorlar. Aldı ne oldu yani? Size ne? Ben çok sinirleniyorum öyle şeylere gerçekten. İmzam istiyorsun diyor. Karın hakkında her şeyi biliyor musun dedi. Seni zaten çağırmayacağız falan diye laf sokuyor. Mamaya geçtik. Bayağı hızlı ilerliyor ya. Yine doğum günü. Ana dansçı. Çok güzel. Zaten K-pop'taki en iyi dansçılardan birisi ama. Kıyafetine bayıldım burada. Hem rengi çok güzel hem de yani kıyafeti de çok güzel. Nasıl bu kadar iyi dans edebiliyorlar ya? Fizikleri ne kadar güzel, baksanıza. Ya gerçi çok sağlıklı besleniyorlar. Gerçi sağlıklı besleniyorlar mı orası bilmemiz de çok az yiyorlar çünkü. Sürekli dans ettikleri için ekstra spor yapmasalar bile fizikleri çok güzel. Rapini görüyoruz şimdi. Bu arada saçları çok güzelmiş. İlk defa Mumu'nun bu kadar uzun rap yaptığını gördüm bu arada. O şarkıyı bilmiyordum. Çok güzeller burada ya. Baksanıza. Normalde böyle şeylere çok bayılmam. Böyle kıyafetler mi çok yakışmış. Sonunda bildiğim bir şarkı. Yani belki bildiğim ama hatırlamadığım şarkıları da vardır. Yani daha doğrusu dinlediğim ama hatırlamadığım şarkıları da vardır. Çünkü ben Twice'ın o zamana kadarken, yani o videoyu çekerken ki bütün şarkılarını tek videoda dinlemiştim. Ondan sonra çıkan MV'leri de tek tek izledim. Ama o videoda o kadar çok şarkı dinledim ki hepsini hatırlamıyorum. Bir side'ları falan. Ne güzel yiyor. Bacon'u kınak kutu bu. Anguk'u. Dansa. Pişirmeden yiyor öyle. Çok tatlı.
Ya köpekler ne güzel hemen sevdiriyorlar kendilerini. Kısayım. Gerçekten mi? Kiyo. 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 Bye bye. Ya çok güzel. Göz devirmeleri. Ne var dizi lavinina. Kami Kanami-san. Japonca konuşurken zorlanıyor. すいません。すいません。白鳥が巻いてるような。みんなよそる。最後の京都府の彩香さん。京都都と京都都。京都東京東京東京都の彩香さんからです。さあ、その絵が一つ。その絵にもバイスも伸びる。 Yani net olarak karakterlerini çok bilmiyorum. Ama Sana'yı çok beğeniyorum. Çok güzel bir kız bence ya. Baksanıza. Ya benim güzellik anlayışıma çok uyan birisi Sana. Bu şarkıyı hiç duymadım galiba. Şay şay şay. Bunu çok seviyorum. Çok tatlı ya. Şarkının en sevdiğim yeri orası. So cute. Aa, bunu bilmeyen. Çok tatlı. Kim? Çok tatlı. Nayon yokmuş bugün. Olmadan yapamam falan diyor. Ne çok tatlı. Anime kızı gibi. Harry Potter seviyor herhalde. Ya çok tatlısın, yiyeceğim seni. Bu da tatlı olmayan halleri. Ne kadar güzelsin. Acayip güzel. Sinirim bozuldu güzelliğinden. Canlı izleyenler kafayı yedi. Ay bunu biliyorum. Ya hem fiziği çok güzel hem de yüzü çok güzel. Bu şarkı çok güzel. Ben İngilizce versiyonlarını da çok seviyorum şarkıların. Çok yaşa. Matuba. Matuba. Bir çok yaşa deyin kıza ya. Çok minnoşlar. Ya ne kadar sevimliler. Çok seviyorum. Böyle gidip herkese sarılan falan.
tepkisi de çok güzeldi. Ne bu? Doğum günü falan mı? Ne yazıyor arkada? İşte iki bayısın yan yana. İkisinin arasında gerçekten karar veremiyorum. Buraya bakın ya. Çok tatlışlar. Kız neden çamaşır yapmış? Söylemiyorlar. Hello. Ne yapıyorlar ya? Duramıyor yerinde. Videonun daha yarısına gelmemişiz. O zaman devam edelim. Bir yerde bırakacağım ama kızlar sanki çok çabuk geçtik. Sonunda ne var? Genel bilgiler falan mı var yine? Yok. Gerçi üyeler de fazla herhalde, bitmiyor. Lider. Nasıl lider oldun diyor. Oylamışlar. Kim lider olmalı diye. Ani VIP 하고 있는데 VIP에 집중 좀 해주겠어요? 네. 하고 뭐, 있어요. 리나밖에 대답 안 해. 네. 장이 네. 너 닦은지 무슨 소환이야? 갤럭시. 와. 맞출다 맞출요. 아 진짜 그런다. 오손 사촌 역시야, 뭔지. 갤럭시 그 사촌도 역시야. 세스 좋 비자. K-pop'taki en iyi seslerden birisi. Çok iyi. Çok güçlü sesi. Onun gerçekten vokaline söyleyecek laf yok. Buradaki saçları da çok güzel. Melodi projelerinden kimin dinledik bu zamanlar? Sana ile Chewy galiba. Aa, çok güzel. Şarkılar. İşte bunlar sürekli dinlediğim şarkılar. Bunların hepsini sürekli dinliyorum işte. Emniyet olan şarkıları seviyorum. Ya emniyet olmayan çok iyi şarkıları da vardır tabii de. Emniyet olanları keşfetmek daha kolay oluyor ya. Crown. Oh, çok güzel. Bir de performans projeleri varmış. Momo'da da vardı performans projesi de. Az önce görmüştük. Bu çok güzelmiş. Neden kimse bundan bahsetmedi bana? Ya benim kitlem çok fazla Twice dinlemiyor sanırım. Twice isteyen olmuyor. Ben istemeseniz de çekiyorum. Kendimi sevdiğim için. Bu da çok güzel. Çok iyi dans ediyor bence. Mimikleri falan da çok güzel. Yakışıyor dans etmeye. Money.
şarkı yok. 5'te dans etmiyor ki bence. Bence ikisi de 10'da dans ediyordu. Hadi yapalım. Yo, canım çekti. Çok iyi, şiş yapınca herkes susuyor gerçekten. Kalabalığı kontrol edişi. Susanıza yahu. Tüylerim diken diken oldu. Sesi çok güzel ya. Hala yapamayanlar var. Tio, 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 Tio. Hırslı kardeşlerin diğer yarısı. İlki Nayon'du. Yanlış yaptım. Bayağı eğlenceli görünüyor ya. Bunları izlemek istedim gerçekten. Ne oldu? Yine dışa dönüklerin ikincisi. Birincisi sanaydı. Çok iyi görünüyorlar. Yokmuş. Okay. Okay, sick girl. Hey, hey. Okay, my friend. Hey. Çok tatlı. Hey, what's up, think about you? Tugun. Tamam, Mine'ye geçmeyelim, burada bırakalım. Evet, böylelikle videomuzun birinci partının sonuna geldik. İkinci partı da yakında yayınlayacağım. Video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Twice'daki bayısınız kim? Onu da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.